Yani Mehdi'yi vurgulayan bir şey var. Zaten çok heyecanlı Hristiyan alemi bulunacak diye. Ama onlar şu an, şimdi tabi biraz sapıkça kafalar ama bir kısmının. Şimdi Suriye'yi, Irak'ı yeniden inşa edecekler. Bir kere daha yıkacaklar yalnız. Yani o bir delilik. Yani anlamıyorum niye yapıyorlar bunu. Şimdi apar topar düzeltecekler oraları. Binalarını falan düzeltecekler. Bir daha yıkacaklar. İşte onun üstüne artık son. Ama tabii bunun altında asıl şirk. Şirkin cezalanması yatıyor. Şirkten dönmüyor insanlar. Yani Allah Kur'an yeterli diyor. İnanmıyorlar, şirkte devam ediyor. Şirkte devam ettiği müddetçe yıkım devam eder. Bak şirk devam ettiği müddetçe yıkım kesintisiz devam eder. Şirkten çıkmadıktan sonra yıkım devam edecektir. Yani kitle halinde insanların acı çekmesi diyeyim devam edecektir. Yani şirk bitince biter. Onun dışında bitmez. Ya Allah'ın kitabı yetersiz dersen bu Allah'a çok ağır gelir. Öyle söyleyeyim. Ama bunu tabii çok vurgulamak lazım. İkinci yıkımdan sonra imaniye bir şuur açıklığı olacak mı insanlarda? Yani öyle görünüyor. Ya işin doğrusu tabii biraz şey de garip. Şimdi İncil'de kaç defa yıkılacağı belirtiliyor. Irak ve Suriye'nin. Şimdi o sayıyı tamamladılar. Bir kere daha olması gerekiyor o sayının tamamlanması için. Yani eğer yanlış hatırlamıyorsam 7 kere yıkım var. 6. yıkımı yaptılar şu an. Bir 7. kere daha yıkılması gerekiyor. Onun sonucunda İsa Mesih'in çıkarılmasını düşünüyorlar. Öyle düşün diyeyim yani. Onu İncil'den anlatayım daha iyi olur. Bak diyor ki, orada imamlar kendilerine sabah namazı kıldırmak için öne geçtiği bir sırada bir de bakarlar ki Meryem oğlu İsa Mesih sabah vaktinde orada. Mehdi İsa'yı öne geçirmek için geriye doğru çekilir. İsa Mesih onun omuzlarına elini koyar ve ona der ki sen geç namazı kıldır. Zira kâmet namaz için okunan ezan senin için getirilmiştirler diyor. Bu İmam-ı Şarani'de İsa Aleyhisselam gelir, Mehdi'ye namaz iktida eder, uyarı tabi olur diye rivayeti, bu ittifaka birleşmeye ve hakikati Kur'aniyenin matbuiyetine ve hakimiyetine Kur'an hakikatlerine uyulması ve tabi olmasına işaret eder diyor Bediüzzaman. Şualar sayfa 493. Bediüzzaman her zaman eşyasları, mesela o Deccal dahi diyor kendisini bilmez diyor bidayeten ya, mesela adam şu an kendini Allah gibi görüyor, bilmiyor. Peki sahtekar olduğunu biliyor mudur? Yok canım, yani şöyle tabii biliyordur da, yani şöyle biliyor, bende metafizikaller var diyor, ondan sonra işte ölüyü diriltiyorum diyor. Ben İsa Mesih'im diyor. Ben Allah'ım diyor, haşa. Yani. Çünkü İsa Mesih Allah diye bekliyorlar. O da işte ben Allah'ım diyor. Onlar da ona inanmış. Benim kanaatim Fethullah Gülen'i de gösterdiler bu adamı. İkna etmiş Fethullah Gülen'i. Ve yakındakilerini de ikna etmiş. Mesela homoseksüelliği kabul ettirmiş. Darwinizmi kabul ettirmiş. İslam aleminin parçalanmasını kabul ettirmiş. Yani mesela bu Allah'ın emri diyor. İslam aleminin parçalanması. O da ona inanmış. Evet. Haşa ben Allah'ım diyor yani şu an. İşte yeryüzüne indim diyor. Ben söylüyorum diyor. Allah olarak diyor, haşa. O da inanmış. Ya bu delirmelerin nedeni o. Yani adamın delirtmesi. Deccal'in delirtmesi.
Çünkü buna dediler yani sen işte Hristiyan aleminin gözde adamısın falan. Yani bu İsa Mesih cemaati olmak istedi bu zaten. Kafasında öyle bir şey vardı. E gel seni İsa Mesih'le tanıştıralım dediler herhalde. Benim anladığım öyle diyorum. Herhalde diyeyim ki anlayın. Götürüp işte al İsa Mesih diyorlar gibi buyur geldi. Ben Allah'ım diyor işte İsa Mesih İncil'de Allah olduğunu söylüyor zaten. Öyle istiyorsan dirilteyim diyor. Allah'ın bu aklını yemiş olabilir orada. Yani bu delirtmişler orada. Onun için böyle sinirleri bozuk. Bir tek o değil, onun yanındakileri de yani bir kısmını da götürmüşler gibi görünüyor. Papayı da bozmuşlar. Bak adamı darwinist ve homoseksüel savunucusu yapmışlar. İncil'e karşı adam. İncil'e karşı. Yani Bediüzzaman'ın anlattığıyla Fethullah Gülen'in alakası yok. Uzaktan yakın alakası yok. Yani ani bir dönüş oldu Fethullah Gülen cemaatinde. Birden darwinist, birden dinsiz, birden Rumi. Bir acayip oldu. Evet dinliyorum.